Merhabalar. Bugün Şehir Hepimizin programının 36.sını yapıyoruz ve program İstanbul Hepimiz girişimi tarafından hazırlanıyor. Ayda bir İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Merkezi olarak biz de ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Ben Pınar Uyan. İki tane kıymetli konuğum var. Sezai Hazır, kendisi Habitat Derneği Başkanı ve gene Bilgi Üniversitesi'nden hocamız Emre Erdoğan bizimle. Geçen programda biz çocuk ve göçü konuşmuştuk. Bu sefer de gençleri konuşacağız. Habitat'ın yaptığı 16 Mayıs 2017'de paylaştığı bir rapor var. Çocuğun iyi olma hali kavramının üzerinden gençlere kayarak, gençlere bakmışlardı. Gençlerin iyi olma hali üzerinden bir rapor çıkarmışlardı. Bir sürü yerde de bunun tartışmaları yapıldı ve önemli bir aslında veri sundular bize. Bunu konuşacağız. Ama ondan önce çok kısa bir Habitat Derneği'ni, birçoğunuz belki biliyorsunuz ama Sezai Bey'den bir kısaca dinleyelim. Sonrasında rapora ve genç dostlu kentler kavramına soracağız. Teşekkür ediyoruz. Habitat 1996 Habitat zirvesinden çıkan bir sonuç diye değerlendiriyorum ben. Biz aslında 1996 Habitat zirvesine bir dünyadaki gençlerin o zirveye katılımı için kurulmuş, 1995'te kurulmuş bir network'tük. Youth for Habitat diye kurulmuştu Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde. 96 zirvesinde dünyada gençlik katılımı çok fazla olunca, yaklaşık 100 ülkeden 130'a yakın gençlik kuruluşu gelince, Birleşmiş Milletler desteğiyle bunun bir kurumsal yapıya dönüştürülmesi kararı aldı. Ve o kurumsal yapı daha sonra tüzel bir kişiyle Türkiye'de dönüştürülebilen bir network olarak kuruldu. Fakat Türkiye'de bir network'ün tüzel bir hukuki yapısı olmadığı için bir dernek olarak yapılandırıldı. Ama dernek olarak yapılandırılırken de klasik bir dernek olarak yapılanmadık. Yani hep üç şeyle yola çıktık. Dedik ki yeni bir örgütlenme modeli. O örgütlenmede bir böyle binlerce üyesi olan, her yerde şube açan bir dernek değil. Biraz profesyonel olarak gençliği temsil eden değil, gençlere imkan sağlayan bir kuruluş olarak yola çıktık. Yeni bir yaklaşım ve yeni bir davranış dedik. Yeni yaklaşımla hak temelli çalışan bir kuruluşuz biz. Hiç kimsenin kendisini öteki olarak görmediği, bir anlamıyla gençlerin o farklılıklarını da bir zenginlik olarak gören ve onların kapasitesini geliştirmeye hedef alan, bunları uluslararası süreçlerle buluşturan, Türkiye'de özellikle Türkiye hükümetinin altına imza atmış olduğu uluslararası yükümlülüklerin yere getirilmesi için program ve projeler geliştiren, yani ulusaldan yerele, yerelden ulusala böyle bir köprü çerçevesinde hareket eden bir kurum olarak çıktık. 96-95'i esas alırsak 22. yılımızdayız. 45 kişilik bir profesyonel ekibimiz var. 4 tane başlıkta çalışma yürütüyoruz şu an. Sadece gençlere yönelik değil, aynı zamanda çocuklar, kadınlar ve engelliler, dezavantajlı diğer gruplara yönelik de çalışmalar yürüten. İşte bunlardan birincisi girişimcilik. Gençlerin kendi işlerini kurmasını destekliyoruz. Mültecileri destekliyoruz. Onların Türkiye'deki ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması için. Gençlerin kendi bütçelerini ve toplumun daha doğrusu kendi bütçesini yönetmesine yönelik bir finansal okuryazarlık müfredatı yürütüyoruz 9 yıldan beri. Teknoloji olarak çok güçlüyüz. 14 yıldan beri özellikle mobil teknolojiler, çocuklara yönelik kodlamalar, yazılım konusunda eğitimler veriyoruz. Bir de tabii bunun yanında yönetişim. Özellikle gençlerin karar alma süreçlerine katılması için mekanizmalar yürütmek konusunda çalışmalar yapan bir kuruluşuz. Çok güzel. Bir kere hem bu kadar uzun süre kalabilmek, çünkü sürdürülebilirlik çok önemli bir şey sivil toplum alanında. Şehir Hepimizin bağlamında da burada çok vurgulanan bir şey, herkesin şehre sahip çıkması ve gençlerin aslında şehirlerde ne durumda olduğu da burada çok düşündüğümüz, tartıştığımız bir şey. Genç Dostu Kentler projesi de vardı galiba daha öncesinde. Doğru, birazcık doğru. Ondan bahsedelim, sonra araştırmaya geçelim. Aslında biz 1997'de bu Rio'da, 92 Rio'da alınan kararlar vardı. 21. yüzyılda karar alma mekanizmalarına toplumun tüm kesimlerinin katılması kararı. Türkiye bunu 5 yıl gecikmeli olarak 1997'de bu programı içselleştirdi. Bakanlar Kurulu karar alarak başlattı. Habitat'ta o süreci yöneten kuruluşlardan biriydi. Onu Uluslararası Belediyeler Birliği asıl olarak liderliğini yapıyordu ama biz de onun bir parçasıydık. Şimdi onu yürütürken iki tane temel sıkıntıyla karşılaştık. Türkiye'de bir yasal mevzuat olarak gençlerin
karar alma süreçlerine katılmanın ciddi engeller vardı ki bizim o dönemde başlattığımızda anayasada gençler tanımı konusunda işte alkolden, uyuşturucudan korunması gereken, yani korunma ihtiyaç bir grup olarak değerlendiriliyordu. Yine anayasada 18 yaşında oy verebiliyorlardı, 30 yaşına kadar seçilme hakları yoktu. Biz o zinciri gördük, gençler nasıl katılır, bu mekanizmaları yaratmazsanız gençlerin katılması çok soyut bir kavram. O açıda da gençlik meclislerinin kurulması, yerel yönetimlerde gençlerin karar alma süreçlerine katılması için mekanizmalar kurduk. 2006 yılında bu belediyeler kanununa girdi, yasa olarak kurulması zorunluluk haline geldi. Fakat yine şunu gördük. Yasaları değiştirmek de kısmen kolay, mekanizmaları da kurmak kolay. Katılım dendiğiniz zaman güçlendirilmiş, eğer toplumu güçlendirmezseniz, o konuda kapasitesini geliştirmezseniz katılım soyut bir kavram, mekanizmalar da yetmiyor. Bunun üzerine özellikle teknoloji alanında gençlerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak, güçlendirmek için eğitimler başladık. 2006 yılında da özellikle siyasi süreçlere dahil olması için bir kampanya yürüttük. Bu anayasanın değiştirilmesi konusunda. Türkiye genelinde bir kampanya yürütüldük ve o kampanya sonucunda anayasadaki o madde değiştirildi. 25'e düşürüldü gençlerin milletvekili olma yaşı. Her seçimde de biz bu kampanyayı destekledik. En sonunda bu yerel yönetimler seçimi olduğu zaman genç dostu kentler diye bir sözleşmeler hazırladık. Belediye başkan adaylarıyla ben seçilirsem genç dostu bir kent olacağım taahhüdünü aldık. 276 belediye başkan adayı bunu imzaladı. 76'sı kazandı. Ya bu kazananlar arasında Mersin Büyükşehir'de var, Denizli Büyükşehir'de var, Aydın var, İzmir var. Birçok böyle farklı siyasi partilerden belediyeler bunun altına imza attılar. Fakat tabii imza atarken aslında neyin altına imza attıklarında çok farkında olduklarını söyleyemem. Bunun üzerine biz bir projeyle bu altına imza attıkları yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir çalışmalar başlattık. Gençler ne düşünüyor? Gençler bak belediye başkanlarınız bunun altına imza attı. Bu imza attıkları maddelerin yerine getirilmesi için ne yapması gerektiği konusunda çalıştaylar başlattık. Sonra bu çalıştaylar sonucunda genç dostu kentler sonucundan da bir uygulama. Şunu gördük ki ya biz tamam bunları yapıyoruz. 20 yıldan beri de bu çalışmalar yapıyoruz. Ama Türkiye'de bütüncül bir gençlik araştırma. Gençler ne istiyor? Bazen çünkü biz İstanbul'da masa başında bunu kurguluyoruz. Bir kıyafet biçiyoruz ve gençlerin o kıyafet içerisine girmesini istiyoruz. Habitat tabii şeye çok önem verdi. Yani biz bütün programlarımızı toplum mühendisliği yaparak değil, yani gençlere rağmen değil, gençlerle yaptık ama bir araştırma yapmamız gerektiğini, derli toplu bir araştırma. Hem kendimizi test etmek açısından hem de sivil toplum kuruluşları ve kamunun, bazen çünkü herkes çok iyi iş yaptığını söyler ama bu iyi yaptığınız işin gençlik tarafında bir karşılığı var mı diye bir araştırma yapma kararını aldık. Da bahsedeceğimiz araştırma şimdi. Ama açısından yani şehir hepimizin programı çerçevesinde de bu genç dostu kentler ve bu belediyelerin bunu imzalaması, en azından o zamanki belediye başkan adaylarının ve daha sonra seçilmiş olanların bunların takibi de bizler açısından çok kıymetli, kesinlikle, önemli. Kesinlikle. Ya onu çok önemsiyorum. Çünkü bazen sadece taahhütlerin altına imza atmak değil, önemli olan o süreçleri takip etmek. Tabii. Türkiye'de maalesef sürdürülebilirlik bazen sağlanamayabiliyor. Ben o sürdürülebilirlik sağlanmadığı zaman da gereksiz bir kaynak harcaması olarak değerlendiriyorum. Çünkü kaynakları etkin ve doğru kullanmanın yolu, neyi değiştirdiğinizi de görmektir biraz. O neyi değiştirdiğinizi görmek için de bir sürdürülebilir bir politika geliştirmek lazım. Onun içinde iki tane şey var. Bir, insan kaynağınızı ona göre yaratmak ve onlara desteklemek. İkincisi de bu konuda dönem dönem araştırmalarla bunu destekler bir hale getirmek ve kendinizi de test etmek aslında. Çok önemli. Şimdi araştırmaya isterseniz dönelim. 16 Mayıs 2017'de Gençlerin İyi Olma Hali raporu yayınlandı. Önce bir araştırmanın kapsamı, metodolojisi, kaç genç katıldı? Biraz bunları araştırmayı yapan Emre Erdoğan'dan öğrenelim. Şimdi araştırmaya Türkiye kentsel gençlik nüfusunu temsil eden 1200 genç katıldı. 16 ilde yürütüldü. Aralık ayında 10-28 Aralık günlerinde 18 gün içerisinde yapıldı. Araştırma sonuçları da Mayıs ayında sunuldu. Arada bir raporlama süreci yaşandıktan sonra. Niye öncelikle bir kentsel gençlik diye bu bir soru işareti olarak gelebilir? Şöyle bir gerçeklikten yola çıkıyoruz. Gençlerin kentsel olan haliyle kentsel olmayan hali arasında çok büyük fark var.
Bunu yeri geldiğinde belki de konuşuruz. Gençliğin kenti için genç yok. Kentin içerisinde de tek bir tür genç yok. Doğru. Dolayısıyla kırsalda şimdi bizim burada ha genç dediğimiz 23 yaşındaki bir delikanlı ya da 23 yaşında bir genç kız. Kırsala gittiğiniz zaman 8 yıllık evli 3 çocuk annesi olabiliyor. Dolayısıyla siz o insanlara sen anlat bakalım genç olarak nesin dediğimiz zaman yanlış bir soruyu tevdi ediyoruz. O yüzden başlangıçta bunu daha çok iyi anlaştık. Biz kentlerle ilgileniyoruz. Bu önemliydi. İkinci yeni olan şey bizim iyi olma hali kavramı. Şimdi iyi olma hali kavramı çocuklarda yaygın olarak kullanılıyor. Psikolojide yaygın olarak kullanılıyor ama söylendiği zaman bir durulan bir şey ne anlama geliyor diye. Esenlik diye çevrildiğini gördük. Değil. Biraz yabancılaştırırsa iyi olma hali. İyi olma hali. Hani bana pek düşmez bunu tanımı yapmak ama iyi olma hali dediğimiz şey merkezi kişinin yaşamından memnuniyetini koyan ama onun etrafında çalışma yaşamıydı, sağlıktı, riskti, güvenlikti, eğitimdi gibi diğer etkenleri de göz önünde bulunduran bir şey. Ve biz de çalışmayı yaparken merkeze genci koyduk. Gencin kendisinden daha mutlu olmasını, yaşamından daha mutlu olmasını sağlayan bu alanlardaki faktörler neler? Onları görmeye çalıştık ve en önemlisi varmaya çalıştığımız yerde kent nasıl bir müdahale ile o genci daha mutlu hale getirebilir. Yine merkezde gencin kendisinden memnuniyeti var ama esas odaklandığımız nokta bu memnuniyeti arttıran unsurlar neler ki biz onlara müdahale edelim ve bunları da arttırabilirim diye yaklaştık. Peki yansıttık zaten. Bu gençlerin yaşamdan memnuniyet dereceleri nasıl? Memnunlar mı hayatlarından? Çünkü bu herhalde zaten manşetlere de farklı farklı yansıttı diye biliyorum. Yani evet ben Emre tamamlasın çünkü detayları Emre'de. Şimdi bu aynı zamanda bu medyanın da bir profilini ortaya koydu. Şimdi aynı rapor değil mi? Fakat her gazetede farklı bir manşette karşılaştık biz. Şimdi ya herkes orada ne aldığına bağlı. Ve bana bu soru çok soruldu. Baktığın zaman gençlerin %70'i memnun. Memnun ama gençlerin yaşamda beklentileri o kadar düşmüş ki yani bununla değerlendirmek lazım. Yani bir asgari ücretle geçirmek onu memnun ediyor. Arkadaşıyla sokakta dolaşmak onu memnun ediyor. Veya meyve yemek onu memnun ediyor. Yani memnuniyetteki şey çok düşmüş. Evet. Aslında hepimizin üzerinde düşünmesi ve tartışması gereken konu bu memnuniyet ölçüsünü nasıl yükseltebilirizle değerlendirmek. Yoksa bunu soyut olarak baktığın zaman şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. En iyi güzel işte. Yani gençlerin %70'i hayatlarında memnunsa sorun yok diyorlar. Ama burada başka bir ciddi sorun var. Memnuniyet kalitesi düşmüş. Evet. Bence. Yani bu öznel olarak zaten memnun olmanın açılması gerekiyor herhalde. Gene aynı şeye geri dönelim bence. Bir sayıların üzerinden geçelim. Memnuniyet. Şimdi şöyle bir şeye baktığınız zaman tam Sezen söylediği gibi şöyle diyebilirsiniz. Gençlerin %70'i hayatlarından memnun ya da %30'u memnun değil diyebilirsiniz. Gençlerin %66'sı gelecekten umutlu, 1/3'ü umutlu değil gibi sorabilirsiniz. Böyle sadece bu rakamlara odaklandığı zaman şaşırtıyor. Geçenlerde TÜİK'le bir araştırma yayınladı. Hayattan memnun olanların oranı %70'in üzerindeymiş. Nasıl? Şimdi bu hayattan memnun olmak o kadar sübjektif bir şey ki. Evet. Beklentilerle alakalı bir şey. Zaten Allah'a şükür diyen bir toplumdan geliyorsunuz. Kültürel faktörler devreye giriyor vesaire. Burada önemli olan şu. Bir, gençler arasında hayattan memnuniyet derecesi arasında fark var. Evet. Bütün gençler aynı derecede değil. Doğru. İki, hareket alanı var. Yani hareket ettirebiliyorsunuz. Belki yeri gelirse söyleriz. Şundan daha mutlu olan gençler, bundan da daha mutlular. İşte o daha mutluluk meselesi çok önemli. Burada hemen bir rakam söyleyeyim. Hayattan mutlu, memnun olanların oranı. Öğrencilerde %74, çalışanlarda %72, ev genci diyeceğimiz bir kavram belki açarız. %69, iş arayanlarda %55. İşte bir 15 puanlık farkla başladınız. Aynen. Demek ki iş sahibi olmak... Bir 15 puan üzerine koyuyor işte bir müdahale alanı çıkıyor. Tamam memnunlar ama iş sahibi olan gençler daha memnunlar. Bunu söylemekle alakalı bir şey. Detaylandırmak. Belki ev gencini de şimdi açalım, diğerlerini de açalım. Ev genci yeni bir kavram bu. Evet. İngilizce'de ne çalışıyor, ne okul, ne eğitim alıyor, ne de iş arıyor denen bir kitleden bahsediyoruz. Aslında bildiğimiz ev kızı büyük çoğunlukla. %80'e yakını kadın olandan bahsediyoruz. Liseden mezun olmuş. Okumuyor, çalışmıyor, iş de aramıyor, evde duruyor. Bunun tamamı kadın değil. Bunun içerisinde belli bir erkek de var ama çoğunluk kadın olmak üzere. Bunlar niye önemli? İşsizlik rakamlarına odaklandığınız zaman şunu görüyorsunuz. İşsizlik %11'e çıktı, %10'a indi vesaire vesaire ama geçenlerde bir
Dün ya da evvelsi gün bir araştırma açıklandı ve şunu duyduk ki 1,5 milyon kadın iş piyasasından geri çekilmiş. Yani artık iş aramıyor. Yani evet, umudunu kesmiş bekliyor. Aslında evet, umudunu bir anlamıyla. Yani iş aramaktan umudunu kesmiş. Dolayısıyla siz aslında istatistiksel bir hata yapıyorsunuz işsizlik oranlarına baktığınızda. Çünkü işsizlik oranınızın tabii bazı evet oynuyor. Aynen. İş arayanlar üzerinden. Evet, aynen, iş araya giriyor. Bu o yüzden ev genci rakamı çok önemli çünkü... Ne demek? Nasıl bir hayal edin işte yaşamını, nasıl bir hayatı olduğunu, sabah kalkıp ne yaptığını, öğleden sonra ne yaptığını, akşam evet ne yaptığını, bir farklı bir kitle olduğu için biz bunun altını yaptık. Çevirirken işte o uzun NEET denen şeyi çevirmedik, ev genci dedik. Ama anlatıyor gibi bir şey bence. Evet, ev blank duran genç. Terminolojiye yeni bir katkı oldu çünkü en çok da bunun üzerine örnek basın evet takıldı, ev genci şeyi. Aslında bunlar Emre'nin de dediği gibi hep genç kadınlar üzerine bu varsayımlar bugüne kadar evet umudunu kesmiş, iş aramaktan vazgeçen ama genç erkeklerde de ciddi bir rakam artık umudunu yitirmiş ve evden ailesiyle geçinen, onunla yetinen bir kesim. Ya bu ciddi bir risk. Bu kesim aynı zamanda ciddi kriminalize olabilecek çok bir risk şey. Yani açık. Risk oluşturur. Ona açık ve risk oluşturan bir kesim. Yani bunun üzerine biraz yoğunlaşmak gerekir. Evet. Bunun geçerli şeyi çok güzel gösteriyor. Hemen ertesi gün ekşi sözlükte birisi ev genci diye bir evet entry açmış. Altına da yorum yapıyor. İşte bu benim ya. Nihayet ne olduğumu öğrendim. Evet. Var ve bunu fark etmemiz evet gerekiyor. Ev kızı olarak belki kullanılıyordu ama ev genci, genci biraz daha gençletti. Biraz daha cinsiyet duyarlılıktan. Peki, çalışma durumlarına genel olarak baktığımızda ne görüyoruz? Öyle bir slide'ımız da var diye biliyorum ben. Tabii. Çalışma durumları şöyle bir şey var. İşte biz de ön yargıyla yaklaşıyoruz. Genç dediğiniz zaman öğrenci gibi geliyor ama bizim gördüğümüz kadarıyla öğrencilerin oranı, bunu cinsiyet bazlı baktığımızın altı için kadınlar ve erkekler de %27 oranında. Yani 4 gençten bir tanesi öğrenci. Erkeklerde çalışanların oranı %60, kadınlarda bu %44. Ev gencinin oranı erkeklerde %3, %5 gibi hata payında düşünürseniz ev gencinin %24 kadın arası. Yani her 4 genç kadından bir tanesi evinde. Ya ev çok kadını ya şey iş arayanların oranı ise bu araştırmada 6-7 gibi çıktı dediğim gibi öyle bir şey. Dolayısıyla çalışan bir kitleden bahsetmiyoruz. Tabii ki çoğunluğu çalışıyor. Büyük bir kısmı öğrenci ama iş arayan da var, ev genci de var. Yani burada en çok belki üzerinde durulması gereken konulardan biri de yeni dünyada değişen, bu teknolojiyle birlikte evet değişen bir yeni iş yaklaşımı, yeni bir kariyer yaklaşımı var. Fakat maalesef Türkiye'de bunu bir türlü yakalayamadık biz. Yani insanların, ben bunu üniversitelerdeki gittiğim konferanslarda da çok yakın gözlemledim. Gençlerin %90'ı, bu üniversitelilerde dahil, kurumsal şirketlerde ve kamuda çalışmayı esas evet alıyor. Yani kendi işini kurma. Bu gelişmiş ülkelerle mukayese edildiği zaman gelişmiş ülkelerde bu sayı çok düşük. Daha çok yani özellikle iyi eğitim alan gençler küçük işletmelerde, kurumsal şirketlerden ziyade daha küçük işletmelerde veya kendi işini kurmaya odaklanıyor. Şimdi burada biz bu bakış açısını bir türlü değiştiremedik. Yani onu değiştirebilmen için hukuki olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak o altyapıyı oluşturman lazım ki bu anlayış değişti. Onun için herkes bir iş arayışında. Aradığı iş de kurumsal veya kamu. Yani bir sigortam olsun. Güvencesi olsun. Bir garantim olsun. Yaklaşımı kültürel olarak da bu algıyı bir türlü biz aslında değiştiremedik. Piyasanın kırılganlığı da herhalde bunda etken. Tabii ki çok büyük etken. Yani piyasanın kırılganlığı, güvensizlik, mevzuat. Girişimcilikle ilgili de o zaman sorularınız tabii, var. Tabii girişimcilikle da ilgili evet de var ama şey var. Arada hemen vurgulanması bir şey var. Bu çok ciddi bir ipucu olduğunu düşünüyorum. Kaç işte çalıştınız ve ne kadar süre çalıştınız dedik. Bu şöyle rakamlar var. Tabii ki 18-24 yaşta 3 yıldır çalışıyor ortalama olarak. 24-29 yaşta 5 yıl. Bu beklediğimiz bir şey. Ama ilginç olan 18-24 yaşta ortalama 3 yıl çalışan gençler 2 iş değiştirmişler. Ötekisi 5 yıl çalışırken 2,5 iş değiştirmişler. Bu bizim başka araştırmalardan da bildiğiniz bir şey. İş değiştirme hızı, bunu göreceğiz başka daha uzun sürede, artıyor. Çünkü tatmin meselesi artıyor. Bu bizim işte soru işareti olarak kafamızı tutmamız gereken yeni bir nesil geliyor. İşte milenyum deniyor, başka isim veriyor ya da istediğiniz isim verin. Bunlar daha hızlı hareket ediyorlar. Bunu gözlemliyoruz. Aynı işte devamlı kalmıyor. Etmiyor işte, burada benim bazı tanıdıklarım var. Hayatlar boyunca tek işte çalışmış. Böyle bir şey için mümkün değil. Olabildiğince çok hareket ediyor. Evet. Ve bu bir yerden sonra da işte kendi işine gitme isteğini, girişimcilik eğilimine dönüşüyor. Çünkü işten beklentileri değişti. Bunu da test etmek lazım, araştırmak lazım. Şimdi
bizim jenerasyonumuz işte belli dönemde olanlar güvenceye bakıyordu. Aman çok iyi olsun vesaire, prestije bakıyordu, itibara bakıyordu. Şimdi gençlerin bir kısmında kendini gerçekleştirme var. Yani özgür olma, kararlara dahil olma. Bunu görüyoruz işte her zaman. Genç arkadaşlarla çalışıyoruz belli bir süre sonra hemen kararlara dahil olup fikirlerini belirtmek istiyorlar. Bu göz önüne tutun. Ama dipnotta düşünün, bunu herkes yapamıyor. Fakat bunun Emre, için olmaya sahip olmak ben gerekiyor. Ben onun pozitif bir gelişme olduğunu ben de pozitif düşünüyorum. Fakat toplumsal algı hani buna hazır değil. Yani mesela şimdi yine gelişmiş ülke Amerika'yla mukayese ettiğiniz zaman orada aslında ne kadar çok transfer olursanız, iş değiştirirsiniz o kadar makbul olarak aslında o algılanır. Hareketlilik negatif bir şey. Evet. Türkiye'de ise bir genç eğer çok iş değiştirmese bu negatif bir algı olarak, yani bu işte bir yere tutunamadığı şeklinde algılanıyor. Onun için iki tane temel yaklaşım var orada. Bir, özellikle özel sektöründe hatta kamunun da kendisini bu şeye hazırlaması gerekiyor. Yani artık gençler inisiyatif ve özgürlük tanımadığı müddetçe donanımlı ve eğitimli insanlar orada kalıcı değiller. Yani bir kere buna hazır olmamız lazım. Onun için onların orada kalıcı olmasını istiyorsunuz, onların özgürlük alanlarını ve kendini geliştirme imkanlarını tanımanız lazım. İkincisi, ben bunu bir pozitif bir olumluluk olarak da değerlendiriyorum. Giderek küçük de bir olsa bir grup, daha iyi eğitimli, dünyayı takip eden kesim, kendine güvenen kesim şöyle çalışmak istemiyor artık. Yani böyle garantici bir iş, orada bir onun bir yorgunluk, orada bir şey beraber bunu istemiyor. Bu bence pozitif bir gelişim. Fakat işte toplumun buna hazır olması lazım. Gençler hazır ama. Evet, ve sektörün de buna hazır olması lazım. Burada ben hemen bir şey yapayım. Bu arzu ne yazık ki bazı dışsal faktörlerle değil ilişkili. Şimdi iş değiştirebilme, maddi kaygınız yoksa, geçindirecek bir eviniz yoksa oluyor. Evet. Olanaklarla alakalı bir şey. İşte evet. Burada bizim aynı fikirde olduğumuzu biliyorum Sezai'yle. Müdahale gerekiyor, eşitleştirmek gerekiyor. Evet. Bunu hayata bırakırsanız belli bir kesim tabii ki daha çok fırsat olduğu için bunu daha fazla kullanacak. Aynen. Ama daha dezavantajlı kesimlere bu desteği verebilirseniz o çocuk niye kendisini geliştirmesin? Aynen. Bu çok önemli bir şey. Yani hayatın kendi akışına bırakamazsınız. Kimlere fırsat var, kimlere olmadı? Arada çok büyük fark var. Yani bunu da biliyoruz. Şöyle bir şey var işte bunu göreceğiz. İtalyan erkeklerini hep söylüyoruz. 35 yaş altı İtalyan erkeklerin %85'i evde yaşıyor. Niye evde yaşıyor? Çünkü orada bir destek mekanizması devrede. Yani cebine harçlık koyuyorlar, belki çamaşırını temiz yıkıyorlar ya da harcayabileceği para fazla. Japonya'da öyle bir örnek vardır. Penrelliler denir. Onlar da aileyle yaşayan genç kadınlardır. Aldıkları parayı biriktirmedikleri için çok iyi harcarlar. Özel bir segment oluştururlar. Yani bu tür avantajları var. Şimdi çocuk evini geçindirmek zorundaysa, kardeşlerine bakmak zorundaysa bu lüksten hiçbirinden yararlanamıyor ve iş değişmek istiyor belki ama gidemez. Bu yüzden de müdahale gerekiyor. Yani bırakılmayacak bir şey. Çünkü bu, şunu biliyoruz, mutsuzluğa dönüşüyor. Evet. Doğru. İçindeki mutsuzluk oradan ona dönüşüyor. Yani mutsuzluğa döndüğü zaman da aslında bir insan çalıştığı iş yerinde mutsuz olduğu zaman da kaliteli bir üretim. Evet, yani kaliteli bir şey üretmesi mümkün değil. Girişimcilikle ilgili bir slaytımız vardı ama onu gösteremiyoruz galiba. Bir de iş bulmanın önündeki engeller. O çok önemli. Ha, girişimcilik geldi şimdi. Biraz onu kısaca söyleyebilir miyiz? Kimlerin girişimcilik? Yani iş kurmak ister misiniz? Bunu da tanımlarken bayağı zorlandık. Şöyle bir tanım kullanıyoruz. Buraya geldik uzun bir tartışmalar sonucunda. Karar gelirinden ve zarardan sorumlu olacağınız kararları sizin verdiğiniz diyoruz. Evet. Girişimcilik. Yani girişimcilikten kastımız bu. Sorumluluk aldığımız zaman böyle bir iş yapar mısınız? %70 yakın evet diyor. Çok yüksek ama bir oran aslında. Yüksek. Çünkü o daha kendini gerçekleştirme olarak göre kararları ben alayım. Bedelini ödemeyi de alayım. Ama burada ufak bir fark göstereyim. Ev gençlerinde bu olay %50. %48. 50'nin altında. İş arayanlarda %75. Yani iş arayan 4 çocuktan 3'ünün birinci tercihi aslında kendi işini kurabilmek. Ama tabii ki onun riskleri var, tabii ki onun olanakları var. O yüzden de gerçekleşmiyor. Fakat orada da yine şöyle bir sıkıntı var. Yani toplumsal algı aslında o gencin kendi işini kurmasını desteklemiyor. Evet. Çünkü bizim toplumsal algımız negatif. İcat çıkarma üzerine, eski köye yeni adet getirme üzerine. Bizim elinin, oğlan da böyle. Elinin hamuruyla erkek işine karışma kültürüyle aslında yetiştirilmiş bir toplum. İkincisi, yani iş kurma, girişimciye hata yapma şansı vermezsiniz. Yani onun başarılı olma şansı olmaz. Tabii.
Biz de bir girişimci, kendi işini kuran bir insan, Allah muhafaza bir batırsa ömür billah, ailesinden bir kredi çok veren güzel, bilmem bankasından, etrafındaki arkadaşlar da yok yani. Evet, yokken böyle bir kültürümüz yok. Onu çok algıyı pozitif yönde değiştirmek. Ben mesela üniversitelerde yine bunu şey yaptığım zaman, sorduğum zaman, kendi işini kurmak isteyen, evet salonda çok ciddi bir şey kalkıyor, olur, parmak yani kalkıyor. Ama ne kadar buna deneyimleme şeyine geldiği zaman, yine Emre'nin dediği gibi, bu fırsat ve imkanları eğer yaratmazsanız bu deneyimler gittikçe azalıyor. Bir de iş bulmanın önündeki engeller. Evet, bu da çok önemli, bu önemli bir mesele. Çünkü belki bu şehirle de ilişkili bir şey. Her yerde aynı mı? Bütün kentler için bilemeyeceğim ama. Şimdi soru şu, herhangi bir nedenle iş ararsanız, yaşadığınız yerde kolaylıkla iş bulabilir misiniz? Bunu herkese sorduk. Yani evet, sadece çalışanlara ya da sadece iş arayanlara değil. Şöyle bir şey, yine karşılaştırmalı söyleyeyim. İş arayanların %86'sı zor olur diyor. Evet. Bu iş kolay olmaz diyor. Ev gençlerinin %75'i zor olur diyor. Öğrencilerin %69'u, çalışanların %66'sı. Yani yaşadığı bölgenin ona çok fazla iş olanağı sunduğunu düşünmüyor. Peki neden iş bulamazsınız diye sorduğumuzda, tabii birinci sırada iş olanakların olmaması geliyor. Hı hı. Yeterince burada iş yok. İkinci sırada ücretlerin düşüklüğü geliyor. Hı hı. Üçüncü sırada tanıdıklarımın olmaması, dördüncü sırada gerekli becerilerin olmaması. Yani dolayısıyla bir birazdan makro düzeyde baktığımız zaman bir uyumsuzluktan bahsediyoruz. İş piyasasının talepleriyle gençlerin sahip oldukları donanımlar arasında bir fark var. Evet. Bu çok önemli bir fark. Bunu da görüyoruz işte, zaman zaman sahaya gittiğimiz zaman çocuklar eğitimler alıyorlar. Mezun olunca o işi yapacak mısın? Hayır. Peki niye bu okuldasın? Çünkü okuldayım. Tamam, okula girdikten sonra yeni kapasiteyi elde edebiliyor musun? Hayır. İşte orada sivil toplum kuruluşlarına görev düşüyor ya da yerel yönetimlere görev düşüyor ki o çocuk iş piyasasının talep ettiği özelliklere sahip olsun. Onları kendisine alabilsin. Bir ikinci şansı olsun. Şimdi ikinci şans hep işinden ayrılmış, işten çıkarılmış ya da iş arayanları söylüyorlar ama gerçekten de öğrencinin de bir ikinci şansa ihtiyacı var. Bu da müdahale alanlarından biri. Bu farklı fırsatları söylediğimizde de herhalde maddi durum en temel noktalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani her gencin maddi durumu aynı değil. Burada nasıl bir resim karşımıza çıktı maddi durumla ilgili? Şimdi şöyle bir şey, bu maddi durumu biraz önce konuştuğumuz tek bir genç profili yok. Evet. Şimdi %10'un geliri 2400, %22'sinin 1500'de 2400, %32'sinin 600'de 1500, %30'unda 600 diye bir rakamı gidiyor. Ama şimdi sorun şu, ev geçindiren iki çocuklu, bir çocuklu bir babadan bahsediyoruz. Onun 600 lira kazanmasıyla üniversitede öğrenci olan birinin kazanması farklı. Şunu söyleyebiliriz, bir öğrencilerimiz var. Bunlar 600 lira maksimum olmak üzere bir gelirleriyle idare ediyorlar. Çok fazla asgari ücretli var. O tam asgari ücret söyleyenler var. Bir de ev geçiren insanlar var. Bunlar da gerçekten baktığınız zaman ortalama olarak yoksulluk sınırının biraz üzerinde yaşıyorlar. Çok müreffeh bir halleri yok. Ama önemli olan, biz şunu da sorduk. Sizin gibi bir gencin acaba ne kadar ihtiyacı var dediğimiz zaman. Kendisi ne kadar kendisi, ihtiyaç evet, algısı. Bunu da müsaadenizle söyleyeyim, oraya vermemişiz ama. Genç eğer evli bir erkekse 3000 lira diyor ihtiyacım olan para. Çalışansa 3100 lira diyor. Öğrenci ise 2000 lira diyor. Ve iş arayansa 2200 lira diyor. Ev gençse 2600 lira diyor. Yani beklentiler de değişiyor. Her hepsinde değil. Çünkü kendi yaşam standartı olduğu için. Yani şu grafik aslında gençlerdeki beklentiyi o kadar düşürmüş ki, yani yoksulluk sınırlarının altındaki bir ücret talebiyle mutlu olabileceğini belirten bir şey. Çok önemli bir şey bu. Kesinlikle. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Aslında şu grafik, hani o mutluluk oranı, memnuniyet yüksekliğin asıl nedeni bu. Ya şimdi İstanbul'da yaşayan bir gencin, evli, ev geçindiren bir insanın 3000 liraya yaşam kalitesini arttırması mümkün mü? Evet. Mümkün değil. Yani isterse kent yaşamına ne kadar entegre olabilir? Aynen. Sosyal mümkün değil. Faaliyet. Olamaz yani. Çünkü isterse en ücra köşesinde yaşasın, doğal yaşamını devam ettirebilmesi için yeterli bir miktar değil. İşte burada ciddi bir beklenti düşüklüğü, bu beklenti düşüklüğünün getirmiş olduğu, işte memnun olmak, geleceğe umutla bakmak,
Bence en temel göstergelerden biri bu. Bunu hemen devam edeyim. Biz bir göreli yoksunluk kavramı var. Çok önemli. İhtiyaç duyduğunuz gelirle sizin elde ettiğiniz gelir arasındaki ilişkiye bakıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. İhtiyaç duyduğu gelir, elindeki gelirden fazla olanların oranı. Yani göreli yoksunlukları olan insanların oranı. İş arayanlarda 176, çalışanlarda 169, ev gencinde 166, öğrencide 163. İkisi eline geçen gelir ihtiyaç olanından az. Ve biz şunu da bulduk. Raporda erişilebilecek. Gençlerin hayatlarından memnun olup olmamasını sağlayan belirleyen en önemli faktör ne kadar paralar olduğu değil. Göreli yoksunluk çekip çekmedikleri, yani ihtiyaç duydukları paraya sahip olup olmadıkları. İşte orada geliyor. Şunu biliyoruz. İzmir, İstanbul'dan %30 daha ucuz. Eskişehir %40 daha ucuz. Aynen. Bunu biliyorsunuz. O zaman şöyle oluyor. Yani öğrenciyseniz İstanbul'da aynı parayla yaşadığınız yaşamdan daha kalitelisini Eskişehir'de, İzmir'de yaşıyorsunuz. Ve bu da müdahale alanını oluşturuyor. Bizim çocuk iyi olma hali çalışmalarında hep ilişkilerin de bu memnuniyette rolü olduğunu görüyorduk. Hani burada da benzer bir şey çıktı mı? Gençlerin aile ilişkileri, arkadaşlıkla olan ilişkileri üzerine baktığımızda bir şey gördük mü? Yani iş yaşamını biraz konuştuk, maddi durumu konuştuk. Zamanı hızla tükettiğimiz için bu noktada ne söyleyebiliriz? Ailelerle ilişkilerde ne? Şimdi biz boyutları iki boyutta aldık. Bir ailelerle ilişkiler, bir de arkadaşlarla ilişkiler olarak aldık. Ve tabii ki ailesiyle ilişkileri daha iyi olan gençler daha mutlular. Arkadaşlarıyla ilişkileri daha iyi olan gençler daha mutlular. Ama burada işte iki boyut şey giriyor. Aileyle ne yapıyor? Sohbet ediyormuş ne sık çoğunlukla %90, televizyon seyrediyormuş %90 yaklaşık, yemek yemek de kahvaltı ekmek %90 ama dışarıda yemeğe gittiğini söyleyenler %30. Çok ciddi bir fark, düşüş çok var. Çok büyük bir fark var. Aile büyüklerini ziyaret etmeye gidenlerin oranı %40. Yani baktığınız zaman yemek yenecek aileyle yeriz. Zaten televizyon seyredecekler ve seyredelim aileyle. Yani gönüllülük yok burada, bir şey yok. Gönüllü olarak zahmet gerektiren faaliyetleri de yapmıyorlar gençler. Ve çoğunlukla da doğal hayatı sürdürüyorlar. Ailesiyle dışarıda daha fazla vakit geçiren gençler biraz daha mutlular, onu biliyoruz mesela. Bu da dışarı çıkmanın da maliyeti. Yani çok tabii, o bizim maddi meselemizle. Biraz yani Sezai'ye katılacağını düşünüyorum. Gittiğimiz illerde zaman zaman dışarıda ailelerin kolaylıkla gidebileceği bir çayı, bir gazozu çok medeni fiyata satın alabileceği, bazı sosyal etkinliklere katılabileceği bir ortam olduğu zaman giderler. Bu işte belediye, bu işin kent dostu olmayla ilişkisini gösteriyor. Siz yaşayanlarınızı bunu sağlarsanız insanlar kullanıyorlar. O yüzden bunun altını çok fazla çizmek gerekiyor. Ya evet, orada tabii yani şimdi önemli bir şeylerden biri de bizim bu genç dostu ve bu araştırmanın bir birleştirmesinin nedeni. Şimdi sosyal devlet ve sosyal belediyecilik dendiği zaman yani bunu sanki belediyeler bir lütuf olarak görüyor. Şimdi altyapı yapmak, temiz su, yol, bu zaten belediyenin asli görevi yani. Bu belediye başkanı oluyorsanız bu bir lütuf değil yani, bunu yapmak zorunda. Ama önemli olan belediyenin sosyal belediyecilik yönünü güçlendirmesi. Birçok yere gittiğiniz zaman gençlerin olsun, kadınların olsun bu sosyal ihtiyaçlarını gidebilecek yeterli mekanlar ve alanlar yaratmazsanız, imkanlar oluşturamazsanız, bunu sadece bir bireyin kendi kazandığı parayla kendi sosyal ihtiyacını giderme olarak varsa mümkün değil. Bunu yapamazsınız. Aslında en önemli nedenlerden biri bu. Yani spor alanları, kadınların yaşam alanları, ihtiyaç sahibi olan insan, barınma temel bir hak. Yani gençlerin büyük bir çoğunluğunun en çok temel özellikten biri. Yurtlar, evet, yurtlar. Sadece yurtlar değil. Yani biz sadece barınmayı bazen yurtlar olarak endeksliyoruz ama genç olan, okumayan ve hakikaten çok zor da 5-6 kişinin bir odada yaşadığı İstanbul'da bunun şeyini çok gördük, örneklerini. Onun için bunu belediyelerin, yani yerel yönetimlerin en temel görevlerinden biri, eğer genç dostuyum, bırak genç dostuyum yani sosyal bir belediyecilik yapıyorum diyorsa, bunu yapma ve bunu tarafsız bir şekilde yapma. Bir gruba değil. Evet, bir gruba değil, bütün topluma. Zaten katılım dediğinizde biraz o. Yani biz halen katılımı tartışıyoruz. Dünya kapsayıcı katılımı artık tartışıyor. Evet. Yani herkesin bu imkanlardan, her farklı, o kentte yaşayan herkesin. Şimdi bu imkanları yaratmadığınız zaman da şey yapamıyorsunuz yani. Yine belirli bir kesim o imkanlardan yararlanabiliyor ama diğerlerini yararlandıramıyorsunuz. Peki araştırmada gönüllülük ve katılımla ilgili de var, sorular var vardı. Onlara da bir hızla bir bakarsın. Bir dipnot düşeyim. Tabii, buyurun, burada. Lütfen. Niye çok önemli bu mesele? Başka işte bu kutu
ulaşma vesaire konularını konuşuyoruz. Gençler arasındaki ayrışmadan da bahsediyoruz. Çok önemli bir şey var. Karşılaşma meselesi var. Evet. Bir arada yaşayabilme. Evet. Burada Amerika'da da olan bir şey var. İki türlü var. Bir başka fikirlerle karşılaşma var. Bunu gazetede, internette yaparsınız. Bir de başka insanlarla karşılaşma aynen var. Yani tamam, o fikirlerin sahiplerini görme var. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz sosyal belediyecilik insanları bir araya getirebileceği kamusal alanlar yaparsa ve bunu herkese açık yaparsa aynen, o zaman insanlar önüne geliyor. Aynen. Öteki türlü paranızı da satın alıyorsunuz. Evet. Kendi aidiyeti de geliştirir tabii aslında aynı zamanda. Bir aidiyet. Çünkü aidiyet dediğiniz kent imkanlarındaki yararlanmayla ölçülebilen bir şey. Bir de aslında bu şikayet konusu. Var, bizim tabii, yaptığımız var, atölyelerde de hani gelenlerin aynen, ya da aynen, aslında yerel niye olanların... İstanbulluyum deniyor evet, diyor. Niye desin İstanbulluyum? İstanbul imkanlarından yararlanmadığı müddetçe İstanbul aidiyetini geliştiremezsiniz. Veya İzmir veya Eskişehir herhangi bir yer. Farklı insanlarla karşılaştığı zaman birbirine karşı hoşgörüsü de artacak. Bizim aynen, bu işte dipnot düşmesi mi? Ben rakamları söyleyeyim gerisini. Sezai tamamlasın. Gönüllü faaliyeti bulunanların oranı %5. Çok hatırlar 2008 evet, Türkiye'de gençlik, gönüllülük ve sosyal sermaye diye bir araştırma yapmıştı. 4'tü. Bir 2008 10 sene geçmiş aradan. Pek bir değişik. Aynı rakam evet, alıyorsunuz. Herhangi bir sivil toplum kuruluşunun üye olanların oranı %8 ve bizim bütün araştırmalarımızda benzer bir sonuç maalesef. Yani biraz bir puan, 2 puan ve evet, bu ciddi bir sivil katılım eksikliği ki bunu da zaman içerisinde ne kadar teşvik edildiğinde akılda tutmakta fayda var. Bir sürü kurum çalışıyor, gençleri sokağa çıkartmaya çalışıyor, sivil topluma dahil etmeye çalışıyor ama geldiğimiz rakam %5. Ama ben orada şunu da görüyorum. Yani mesela o araştırma bana ilginç bir başka bir bakış açısıyla bakarsam bir sonuç vermişti. %5 gençlerin sivil toplum kuruluşuna, gönüllü çalışmalara katılımı %7, sivil toplum %8. Fakat siyasi partilere katılım oradan daha düşük. Evet. Yani şeye baktığın zaman. Mesela internet üzerinden örgütlenip de tepkiler göstermek çok daha yüksek. %12, %13'lerde. Şimdi burada farklı bir örgütlenme modeli artık gelişiyor. Yani biz o geçmiş klasik örgütlenme modeli, gençlerin gelip bir kuruma üye olması, işte o kurumun disiplinine tabi olması olarak. Mesela biz hiç onu yapmadık. Onun için mesela bizim 40 tane üyemiz var. Yani gönüllülük esasında o, hani bu evlilik şeyi gibi, yani bir imzayı attıktan sonra başka bir şey oluyor. Yani onu yapma. Gençler gelip katıldığı zaman kahraman değil, ayrıldığı zaman da hain değil. Daha şeffaf yeni şeyler, örgütlenme modelleri, belki de geçici, belki de onların ihtiyaçlarına cevap verebildiği modeller üzerine çalışmak lazım. Gönüllülük ve katılımı da biz biraz halen eski klasik örgütlenme modeli üzerine halen algılıyoruz. Ve bu algılama gençleri anlamamayı da beraberine getiriyor. Onun için de niye katılmıyorlar diyoruz. Ya katılım mekanizmalar da değişti bence. O kültür de değişti. Onun için yeni dönemde belki ona uygun şeyler geliştirmekte yarar var diye düşünüyorum. Süremiz neredeyse bitiyor. Kentle ilgili verilere geçebilirsek, kentleriyle ilgili peki mutlulukları var mı? Şehirleriyle ilgili ne düşünüyorlar? Güvende hissetmek, sosyal şeyden hayata dahil olmak gibi. Biraz o kentle... Yani kentlerinden memnun olan gençler hayatlarından daha memnunlar. Bir bundan başlayalım. Amplik olarak da bunu görebiliyoruz. Yani şehirden mutluysa evet, yaşamından da mutlu. Burada şehirden memnuniyeti baktığımız zaman neleri soruyor? Komşular arası ilişkiler %81 memnun demiş. İnsan arası yardımlaşma %80 memnunum demiş. Biraz daha ilginç yerler için. Boş zaman geçirebileceğiniz yerlerin çokluğu %61. 6'ya 4. Memnun olanlar 6. Yeşil alanlar 6'ya 4. Yürüyüş parkurları yarı yarıya. Piknik alanı yarı yarıya. Sinema ya da kültürel faaliyetler yarı yarıya. Kütüphaneler %40 sadece. Memnun. Yani kullanmamız önemli değil. Var mı yok mu? %40, %60 geliyor. Biz bunu iki boyut çıkardık. Bir tanesi insanlar arası ilişkilerden memnuniyet, diğeri de fiziksel olanaklardan memnuniyet. Şehrin altyapısı gibi altyapısından diyebilir miyiz? Ve şunu gördük, insanlar arası ilişkilerden memnuniyet arasındaki fark değil de, altyapıdaki memnuniyet gencin yaşadığı kentten memnuniyetini belirliyor, o da hayattan memnuniyetini belirliyor. Yani minimum bir memnuniyet sağlamak zorundasınız. Bu baktığınız zaman şimdi %40 memnunmuş, %60 memnunmuş denecek bir şey değil. Hayatından %70 memnun olan insanların %40'ından bahsediyoruz. Yani son derece bonkör insanlar bunlar memnuniyet açısından. Beklentileri düşük. Beklentileri düşük. Orada da mesela yine kadınla erkekler kendilerini farklı güvende evet, hissetmede ciddi bir rakamsal fark var. Mesela kadınlarda %54'lere kadar düşüyor kendini güvende hissedebilme. Şehir aslında, çok fazla genç kadınların aynen, dışında. Aynen, yani kadınların da değil. Evli kadınlarda bu kendini güvende hissetmeme daha da fazlalaşıyor aslında. Yani şeye baktığın zaman çok da böyle kendini güvende hissedemiyorlar kadınlar. Ki bence bu son dönem olayların gelişmesi de biraz bunu destekleyen, bu
verileri destekleyen bir şey olarak görülüyor. Yine mesela trafik, ulaşım konusundaki memnuniyetin en düşük olduğu şeylerde toplu taşıma ve şeylerdeki memnuniyetsizlik oranı ortaya çıkıyor. Evet, sıkışıklık vesaire gibi. Sıkışıklık ve o toplu taşımada. Yani oraya baktığın zaman da kent imkanlarından yararlanma oranı arttıkça, yaşam iyileştirdikçe kent memnuniyetinde bir artış... Artış oldukça da insanların kendini o kentte daha güvende hissetmeleri kendi aidiyetinde daha fazla geliştiriyor aslında. Aidiyet dediğiniz buna göre değişiyor. Yani bu sonuçlar çeşitli kentlere göre de bir farklılık arz etmesine rağmen işte bu araştırmanın temel sonuçlarından biri de şimdi biz bunun sonuçlarını alıp il ölçeklendirmesini yapıyoruz. Bu genel bir Türkiye genelinde araştırması. Şimdi 20'ye yakın ilde, 4 ilde yaptık. İşte Adana'da, Erzurum'da, Bursa'da birçok ilde. Şimdi bunu yerelleştiriyoruz. Senin ilindeki memnuniyet ve ölçeklendirmeler bunlar. Senin yapman gereken, izlemen gereken yol haritası şu. Çünkü bazen yerel yönetimler bu planlamaları yaparken, kaynak harcarken aslında toplum mühendisi yapıyorlar. Gençlerin veya kadınların veya diğerlerin ihtiyaçları ne olduğu üzerine gitmiyor. Ben bunu yıllar önce bir kadın araştırması biz çalışması yaparken gördük. Kadınlardaki en temel ihtiyaç şey çıktı. Gece sokak aydınlandırılmasının yapılanması hiç kimse anlamadı. Çünkü dedi ki eğer aydınlatma yapmazsa tenha bir sokakta ben güvende kendimi hissedemiyorum. Hissedemediğinde de sokağa çıkamıyorum aslında. Toplumsal yaşama katılamıyorum. Onun için bence bunun... Bu araştırmanın bize en büyük verilerden biri bir genel olarak yararlanacağım bir doküman ama ikincisi il bazında aslında bir gençlikle ilgili yapması gerekenler konusunda bir strateji ve eylem planı oluşturmak. Çok önemli. Eklemek istediğimiz, söylemediğimiz ilginç bulgu var mı bütün bu resme baktığımızda? Sosyal medya kullanımı gibi başka detaylarla ilgili de topladığımız şöyle ama. Şöyle bir şey var. %90'ında akıllı telefon var. Şimdi bu müthiş çok bir yüksek bir şey. İnternetse kullanıyorlar mı? Çok fazla internet kullanamıyorlar çünkü bu da maddiyat. Şimdi çok basit bir şey. Bunu yapan iyi örnekler de var, isim vermeye gerek yok da bir belediyenin bedava internet sağlaması çocuğun iyi olma halini arttırıyor. Ve bunun karşılığında bir şey talep edebilir. Etmeyecek diye bir şey yok. Bedava olması gerekmiyor. Bir küçük çocuğa kitap okumayı da dahil edebilir vesaire olabilir. Yaratıcılık için çok iyi alanlar var burada. Bunu kullanabilenler bir yere varabilirler. Ya burada şöyle bir tezatlık var. Şimdi bütün hemen hemen yerel yönetimler belediyecilik, e-devlet diye biz bir şey geliştirdik değil mi? Yasal mevzuatı ve sistemini. Ya internetin olmadığı birçok yerde insanların e-belediyeden yararlanma şansı olmuyor bir kere. Onun için siz zaten direkt katılımın önüne bir engel teşkil etmiş oluyorsunuz. Son şey bir kültürel şeydir. Çünkü o da çok tartışma konusu oldu. Gençler sinemaya gitmiyor, okumuyorlar diğerinde. Bence onu da yine biz farklı algıladık. Yani gençlerin büyük bir çoğunluğu, benim yaş grubumdaki gençler halen gazeteyi alıp o gazetenin kokusunu hissederler. Ama benim ofisimde çalışanların hepsi genç olduğundan dolayı hiçbir gazete okumuyor. Evet. Ama bunlar interneti takip ediyorlar, internet üzerinde gazeteleri ve istediği yeri okuyor. Benim her tarafa bakıp da şey aramıyor. Yani onun için daha seçici ve okuyan. Ama şey değişti, teknoloji değişti, araçlar değişti. Sinemaya benim gibi gitmiyor. Ben halen sinemadan gidip keyif alıyorum. Ama o internet üzerinde filmi izliyor. Yani bunu da görmek lazım. Buradan çıkarak gençlerin kitap okumadığını veya kültürel şeyden uzaklaşmasını söylemek çok doğru gelmiyor bana. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım izleyenler de böyle düşünür. 36.sını bitirdik Şehir Hepimizin programının. Gençleri konuştuk. Gençlerin memnuniyetini, gençlerin şehrin parçası olarak nasıl aslında şehirler hayal ettikleri herhalde bu şimdi yaptığınız görüşmelerde Erzurum, Bursa, Tekirdağ ve Adana'da 4 ilde yaptınız. Evet, yani daha başladı ama bütün illerde devam bütün edecek. Bütün illerde bu. Devam edecek olan bu genç dostlu kentler fikriyle çok düşünmek gerekir. Çok önemli bir araştırma. Bu bulgular için bizlerle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.